Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Özbekistan'ın kuzeyinde ve batısında Kazakistan, doğusunda Kırgızistan ve Tacikistan, güneyde Afganistan ve Türkmenistan bulunmaktadır. Özbekistan, köklü tarihi, zengin kültürel değerleri ve ekonomik potansiyeli nedeniyle Asya'nın kilit ülkesidir. 33 milyon nüfuslu Özbekistan'ın başkenti Taşkent, resmi dili Özbekçedir. Bunun dışında ülkede Rusça ve Karakalpak Türkçesi de konuşulmaktadır. Ülkenin orta ve kuzeybatı kesimlerinde ova ve platolar yer alırken dağlık alanlar ülkenin güneydoğusunda yer alır. Özbekistan'da sıcak yazların ve soğuk kışların yaşandığı karasal bir iklim, alçak kesimlerde ise çöl iklimi hakimdir. Yazları sıcaklık 40 dereceye kadar yükselirken, kış mevsiminde -38 dereceye kadar düşmektedir. Özbekistan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında en kalabalık olan ülkedir. Ülke nüfusu daha çok Amudarya ve Siri Derya ile bunların kollarının suladığı vadi ve ovalarda toplanmıştır. Namengan, Endijan, Ferguna, Taşkent, Buhara, Semerkant nüfusun yoğun olduğu yerlerdir. Yağış az olduğu için tarım sulamaya bağlıdır. Pamuk, buğday, pirinç üretilmektedir. Binbir Gece masallarına ev sahipliği yapan ülke, eşsiz çinilerle bezenmiş tarihi yapısı ile insanı geçmişin labirentinde yolculuğa çıkaran otantik atmosferi ile görenleri hayran bırakıyor. Registan Meydanı, Guri Emir Kalesi, Bibi Hanım Camii, Arkof Bukhara, Emir Timur Müzesi, Ayazkala Kalesi, Özbekistan, Lagman, Lepyoska, Özbek pilavı, tandır kebap gibi yemekleriyle zengin bir mutfağa sahiptir. Ülkede eskiden sadece erkeklerin kullandığı dopi artık kadınlar tarafından da kullanılmaktadır. Özbek başlığı olarak bilinen dopi bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Zengin yeraltı kaynaklarına sahip Özbekistan'da altın, doğalgaz, alüminyum, kömür ve mermer çıkarılır.